Evet, Ark'taki maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son abi teknoloji çağına geçmiştik. Şimdi bu bölümde ne yapacağız diyorsanız abi. Bu bölüm taming zamanı. Yani taming zaman derken. Bu bölümde oyunun bu DLC özel yaratıkları evcilleştireceğiz ve göstereceğiz, yani tanıtım yapacağız kısacası. Şimdi ilk amacımız abi ejderha evcilleştirmek. Yani ejderha değil, tam olarak Wyvern, yani haritada Wyvern'lar da var. İlk amacımız o abi, onu yapacağız. Ondan sonra diğerlerini bu bölüme sığar büyük ihtimalle, onları yapacağız. Şimdi onu yapmak için gerekli malzemeler ayarlayacağım ben. Hadi ayarlayalım. Evet, bütün itemleri hazırladım abi. Biraz fazla olmuş olabilir ama yani çok gerek değil ama yine de lazım abi. 1500 tane tutar cephanesi, 200 tane sniper, 200 tane pompalı, 200 tane bayıltıcı. Onun dışında 3 tane otomatik tarıt, 2 tane su dolu kantin, 1 tane ekstra yemek, 1 tane jeneratör, 1 tane outlet, 1 tane elektrik kablosu, 50 tane grappling hook. Bu grappling hook lazım diye bu genel amaç olarak aldım. 300 tane iyileşme iksiri. Bu preserving saat sayesinde bekleme süreleri 3 katı falan daha uzun sürüyor envanterizdeki şeylerin. Ya yani bu her şeyin daha uzun süre dayanmasını sağlayacak bu ikisi. Ekstradan klasik balta, şey, pompalı, sniper, teğimleri bayıltmak için bayıltıcı, 200 tane, herhangi bir şey kaçmamız gerekirse grappling hook, yemek, su, bir de üstüne spyglass. Bu şekilde abi, yani tarıt biraz fazla olmuş olabilir ama yani her birine 500 cephane olacak şekilde ayarladım. Şimdi gideceğimiz yer abi ejderhaların bulunduğu yer. Yani trench'e gideceğiz abi. Trench haritanın sol tarafında, şu anda haritada görünmüyor ama oralarda yer alıyor. Oraya gidelim. Ve evet, trench hoş geldiniz. İleride çöl var abi, çölü filan bu bölümde keşfederiz büyük ihtimalle. Trench abi haritanın bu kısmını başından sonuna kadar diye tahmin ediyorum kaplıyor. Bildiğin abi şey var, yarık. Altında lav falan var ve Wyvern'lar burada duruyor. Yani ejderha diyeceğim, teknik olarak ejderha değiller. Bir tane gördüm. Yani teknik olarak ejderha olmadıkları için Wyvern demiyorum. Çünkü şöyle bir şey var abi. Çoğu kişinin inandığının aksine abi. Ejderhaların şey olur abi. İki tane kanadı ve dört tane ayağı olur. Yani zobana gelmeyecek değil mi? Ejderhaların iki kanadı ve ekstradan dört tane ayağı olur abi. Şu an 5 gösteriyorum ama işte 4 tane ayağı olur. Ama Wyvern'ların 2 kanadı ve sadece 2 tane ayağı olur. Yani ön taraftaki 2 ayağı, ejderhalardaki o 2 ayak kanatla birlikte birleşmiş durumda olur. Yani arkada 2 ayak ve 2 kanat olunca Wyvern oluyor. 2 kanat ve 4 ayak olunca, yani bir pedal olunca şey oluyor. Quad pedal mıydı? Neyse işte. 4 ayaklıysa ejderha, 2 ayaklıysa Wyvern. Bunlar 2 ayaklı, o yüzden Wyvern oluyor abi. Şimdi abi gördüğünüz gibi her yerde değişik değişik ejderhalar uçuyor. Açılı lav filan var. Çok yaklaşmayacağım şu an çünkü hiçbir savunmamız yok. Tarıtları bu yüzden getirdik. Şimdi abi yapmanız gereken, bu duvarlarda abi bunların yuvaları var. Oralarda yumurtalar var. Yani abi Wyvern'ları bayıltarak evcilleştiremiyorsun. Ya da herhangi bir şey yanına gelerek değil abi. Tamamıyla değişik bir taming metodu var bunlardan. Yumurtalarını çalacaksınız abi yuvarlardan, doğal yuvalardan, onları büyüteceksiniz. Yani hiçbir şekilde bayıltıp yapamıyorsunuz. Şimdi abi bu yuvalardan çalıp hızlı bir şekilde çıkabilirsiniz ama onun için çok hızlı bir bineğe ihtiyacınız var ki Wyvern'lar gerçekten çok hızlılar. Yani şu an pasif modda oldukları için çok hızlı görünmüyorlar ama gerçekten aşırı fazla hızlılar, o yüzden çoğu yaratığa yetişebilirler abi ve güçlüler de yani. Ve aynı şekilde güçlüler abi. O yüzden abi temizleme taktiğiyle gideceğiz abi. Dikkatlerini çekeceksiniz. Tarıtlarla öldüreceksiniz. Tarıttan oraya çekeceksiniz. Ondan sonrası gideceğiz. Ya da rushlayabilirsiniz ama dediğim gibi çok tehlikeli rushlamak. O yüzden tarıt taktiği en garanti gibi.
O yüzden tarıt aldık abi. Ve bu tarıt en güvenilir nokta abi. 3 tane tarıt yetiyor muydu bilmiyorum. Orada mantisler de var bu arada. O mantisleri göreceğiz abi. Çok güzel şeyler. Şöyle. Bu kısım aslında ortalarda dursak daha iyi bence. Şu en orta kısma yapsak. Ama her taraftan gelebilirler bu sefer. Gerçi her tarafı savunabilir büyük ihtimalle tarıtlar da. Ortaya koyalım bence biz. Yani şu an her tane şey kısmındayız abi. Bu kısmında. Yani bu tarı taktiği gerekli abi yani. O yüzden yanımıza jeneratör filini aldık. Şimdi şöyle düzgün bir ortam. Burası gayet düzgün gibi. Herhangi bir şey de almaz umarım. Şimdi. Jeneratörümüzü koyuyoruz. Ondan sonra. Bir tane kablo. Ucuna bir tane outlet. Ondan sonra 3 tane tarıtı koyacağız ama bunların etrafına koymaya çalışın. Çünkü şeyi korusun diye. Jeneratörü korusunlar diye. Bu envanterde duruyorsa yeniden koyma taktiği çok güzel olmuş ya. Her birinin içine 500 tane cephane koyacağım yani. 500 şart değil abi. 300 hatta 200 bile yetebilir ama ben garanti olsun diye yaptım. Bu şekilde savunmamızı çekiyoruz. Sonra içine gazolinimizi koyuyoruz. Jeneratörü açıyoruz. Bunların menzilini en yükseğe çekiyoruz. Yani en yüksek şart değil ama daha önceden sıkmaya başlarlarsa bizi koruma ihtimalleri o kadar artar. Yükseğe alıyoruz. Bunu açtım. Çalış. Seçmedim dur. Neyse dur. Yaratıkların seviyesi düşük abi o yüzden. Yani normalde heavy tarıtlar da kullananları var ama gerek yok abi. Tamam bunlar bu şekilde halinde. Okey abi. Tarıtlarımız hazır abi. Savunma sistemimiz de hazır. Jeneratör çölde olduğu için hasar yiyor herhalde. Normalde yiyor muydu bilmiyorum. Şimdi yapmamız gereken abi olabildiğince hızlı bir şekilde yumurta bulmak. Yani bir şey abi üstümüze gelirse ejderha yani Wyvern. Kaçacağız tarıtlarımıza. Yani Sniper'la üstünüze çekebilirsiniz. Ve buralar gerçekten çok sıcak. Ve ben gidip Riot set giydim üstüne. Elektrik olanı çekebiliriz abi. Bir de ekstra bu ejderhalarda şöyle bir şey var. Acil yukarı çık, acil yukarı çık, acil yukarı çık. Tarıtlar, tarıtlar. Nice. Gördüğünüz gibi abi bineğimizin torporunu fullledi abi neredeyse. Elektrik ejderi çünkü bu. Yani ejderler şu şekilde abi. Elektrik ejderi baygınlığınızı arttırıyor. Yani burada elektrik üflediği şeyin baygınlığını arttırıyor. Zehir ejderi yani klasik zehir efekti veriyor herhalde. Yüksek yani yavaş yavaş hasar alıyor. Atış ejderi de yakıyor. Ama aralarında en tehlikesi elektrik bence. Ve ekstradan bunları öldürünce bunların talonları çıkıyor. Yani kanatların ucundaki şeyler. Şunlar çıkıyor. Bu talonlar da boss fight için gerekli. Ayrıca trofi olarak da kullanabilirsiniz abi. 3 farklı türü var abi. Bir de ekstradan alfa versiyonu var abi bunların. Şöyle bir detay da var abi. Wyvern'ların yumurtasını aldınız mı işiniz bitmiyor abi. Onu çatlatmaya başardınız. Ve normal et yemiyor abi. Yiyeceği tek şey abi. Wyvern sütü. peki bu sütü nasıl elde ediyorsunuz abi? Bu süt sadece dişi olanlarda bulunuyor abi. Bu hangisi bilmiyorum. Bu dişiymiş mesela. Ama öldürdük gelmedi süt. Niye? Çünkü bunlara canlı olması gerekiyor abi. Sütü gelmesi için. Yani bir şekilde bir tuzak kuracaksınız. Bunları bayıltacaksınız. Envanterinden 2-3 tane süt çıkacak işte. Kaçtan çıkıyor bilmiyorum. Onunla büyüteceksiniz yani. Ondan buluyorsunuz. Ama bir de bunların alfaları var abi. Alfaları erkek dişi fark etmeksizin içinde süt bulunuyor.
Ve ekstradan abi alfayı bayıltmanıza gerek yok abi. Ya yani öldürseniz de oluyor alfayı yani. O yüzden alfaya güvenerek şey yapıyorum. Yoksa şimdiye tuzak falan yapmamız gerekiyordu. Aslında çok şey yapmaya gerek yok abi. Şöyle dikkatli dolaşarak. Yuvalar bu şekilde abi. Ya yani burası yuva değil gerçi de. Yani dikkatli dolaşırsanız abi çok dikkat çekmezsiniz. Ama bunun agro mesafesi gerçekten çok yüksek. Yuva var mı ki? İçine yumurta olan yuva bulmak da zor bu arada yani. Garanti tespit edildik. Kaç? Hasarları da yüksek bu arada. Hafife almayın. Tarıt 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 tarıt. Tarıt. Ne biçim yok ediyorlar. Efsane bir şey. Ama benim şu an amacım abi 3 farklı türden yumurta bulup gitmek. Bir de alfayı çekip kesebiliriz onu da. Alfaya tarıtlarımızın yeteceğini sanmıyorum şu anlık. Abi nest bulamıyorum ki doğru düzgün. Burada yok. Orada da yok. Yumurta zaten yani belli oluyor yani. Kendi belli ediyor. Bulursun zaten. Ya bu duvarlara bakacaksınız ve yumurta arayacaksınız kısacası. Aa buldum. Yani şansa bağlı abi birazcık. Ve bunların leveli falan hepsi şansa bağlı abi. Şimdi şöyle bir detay var abi. Eğer bu yumurtayı herhangi bir şekilde eline alırsanız etraftaki bütün ejderhalar normal sizi görme mesafesinin 2-3 katına çıkıyor. Ve etraftaki uzun bir mesafedeki bütün ejderhalar size gelmeye başlıyor. Yani Wyvern da abi ejderha diye vereceğim. Çok üşendim çünkü. Etraftaki bütün her şey size dalmaya başlayacak. Bunu aldığınız anda. O yüzden şey Oviraptor falan kullananlar da var bunu almak için. Bakıyoruz abi. Bunlar hiçbir şekilde burada çatlamıyor bu arada. 50 kilolar. 6 levelmiş abi. İsterseniz bunu yüksek levelde arayabilirsiniz ama ben şimdilik alacağım. Aldık şu an bütün ejderhalar bize geliyor uzun bir mesafedeki. Ki yakınlarda yoktu herhalde. Gelen var mı? Ya burada FPS'im düşüyor biraz. Gelen yok tamam. Bunları çatlaması için çok fazla ısı gerekiyor abi. Yani aşırı fazla. Yani 24 tane kamp ateşi falan yapmanız gerekiyor. Ama air conditioner'larla oluyor diye varsayıyorum. İlk başta ateşi koyalım. Koyamadık. Tamam gayet güzel oluyormuş abi bunlarla. Çatlasın bakalım. Büyüme hızı gerçekten yüksekti. Oradan çıkması lazım. Gel 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 gel. Acil gel, acil gel. Dışarı çıkman lazım. Acil dışarı çıkman lazım. Takip et. Sıkıştı orada evet. Büyüme hızını arttırdığım için abi bunlar. Yani bu şekilde abi kocaman kafası falan var. Çok iyiler. Bu arada buna bir kriyopod gerekecek abi dışarı çıkarmamız gerekiyor. Çünkü buraya sığmazlar. Gerçekten çok büyükler. Dediğim gibi abi bunları alacaksınız. Yüksek ısıda çatlatacaksınız. Sonra da sütle şey yapacaksınız. Büyüteceksiniz. Ve ateşle yapsanız daha mantıklı olur bence abi. Bayağı büyüyor. Bir de şey var abi. Elektrik fırtınası geldi. Şimdi. Kullanabilir miyim? Niye basamıyorum? Yani çünkü kriyopodlar çalışmıyor. Elektrik fırtınası geldi. Evet abi elektrik fırtınası hallettik. Şimdi abi ya bunların büyümesi için süt gerekiyor dedim ama büyüme hızlarınız normalse abi. Yani şey abi. Bunlar yani büyüyor normal olarak hızlı bir şekilde büyüyor. Ama şey yapmıyor. Yani hiçbir yemek yemiyor abi. Yani büyüme hızın normal hızdaysa yavaşsa bunların büyümesi uzun sürüyor.
Açlıktan ölmesi ihtimali çok yüksek. Çünkü hiçbir şey yemiyor, sadece süt içiyor abi. Açlıktan ölmemesi için süte ihtiyacı var abi, o şekilde. Peki bunu hiç süt filan yapmadan yapabilir miyiz? Evet, yapabilirsiniz. Bunu ters mi konuşmuyorum ben? Yok, aynen. Evet. Nasıl olacak abi derseniz, Diadon ya da iyileştiren diğer bir yaratık abi. İyileştiren yaratık koyuyorsunuz abi. Onu sürekli iyileştiriyor abi yani. Açlıktan ölse bile canı bitmiyor. Sürekli iyileştiriyor o şekilde, hayatta tutarak süt harcamadan yapabiliyorsunuz abi. Şimdi abi bu yumurtayı. Aslında şuraya koysak da çatlıyor değil mi? Aynen, zehir yapalım. Yani şu an saymıyormuş daha. Ya benim sistem yeterli oluyor ilginç bir şekilde. Bunları çatlamak için. Hiciden de burada 12 tane mi ne var? 6, 9, 10, 11, 12. Aynen 12 tane var. Acilen gel, acilen gel. Ya çıkmayı başardı, okey. Ya yine kraya pot kullanacağız her türlü. Zehir ejderi de bu şekilde abi. Ya açıkçası hangisinin görünüş olarak, yani kafa tipi, kafa görünüşü olarak hangisi en havalısı, en güzel derseniz bu zehir ejderi abi. Ayrı bir havalı. Çünkü bak dilleri filan şey abi, şöyle dilleri ikiye ayrılıyor, yılan şeyi gibi. Kafasında şöyle dil olduğu şeyler var abi. Şeyler işte, kulak mı şey işte. Onlardan var. Genel olarak rengi filan ayrı bir güzel. Gözleri yeşil filan. Yani en güzel kafası bunda var. En güzel kafa bunlarda var. Çünkü vücudun geri kalanı aynı diye hatırlıyorum. Kuyruk farklı belki. Şimdi krayopodumuzu alalım. Şimdi son olarak da ejderhayı yapalım. Yani elektrik olanı yapalım. Ve sonra da bunları test edeceğiz abi. Göstereceğiz yani. Bölüm çok uzun olmadı diye tahmin ediyorum abi. Ben yumurtaları toplama kısmını kesmişimdir. Bir tanesini almaya gösterip bırakmışımdır. O yüzden abi bölümü teknik olarak 20 dakika olduğunu varsayacağım. Şu andan itibaren ekstra bir 20 dakika daha çekebiliriz. Dediğim gibi bunlarda klasik taming metodları var abi. Imprinting yapabilirsiniz yani. Yemek vererek, dışarı çıkararak falan filan. Bu da şeyler abi. Elektrik. Bir bana bakar mısın? Büyüyünce bakacak herhalde, bilmiyorum. Elektrik de bu şekilde abi. Şöyle kafasında değişik şeyler falan var. Acıktım mı, susadım mı? Ne oldu? Acıkmışım. Ve bir tane suyumuz bitmiş, onu buraya koyalım. Ve abi ekstradan şey var. Önceden bunları şey yapamıyordunuz, breedleyemiyordunuz, çiftleştiremiyordunuz abi. Ama yeni güncellemede bunların çiftleşmesi de geldi. Yani tam hatırlamıyorum da. Tam hatırlamıyor mu geldi mi bilmiyorum. Bunların çiftleşmesi de geldi. Aynı şekilde çiftleştirebiliyorsunuz falan. Yani tam detaylarına girmeyeceğim şu an çünkü ben de bilmiyorum. Ama yani bunlara geldiyse çiftleştirebiliyorsunuz. Gelmediyse yumurta bularak yapmak zorundasınız abi. Başka hiçbir şekilde elde edemezsiniz bunları. Şimdi abi klasik olarak ateşten başlayalım. Renklerini mi gösteriyor? Oha. Krayopodları geliştirmişler. Mutasyonlarını gösteriyor. Bütün statlarını daha düzgün gösteriyor. Renk detaylarını bile gösteriyor lan. Çok iyiymiş. Şimdi abi ateş ejderi klasik. Şöyle bir genel olarak görüntüse bakalım. Su. Heh, okey. Daha bir ışığa gelebilirsin aslında. Ateş ejderi bu şekilde abi. Klasik ejder kafası yani. Ejder değil yani. Wyvern bunlar. Kafası açıkçası birazcık aslında ideal. Yani daha uzun olsa daha mantıklıydı yani. Birazcık kısa olmuş kafası. Ateş ejderi klasik bu şekilde. Kuyruğu falan bu şekilde. Dediğim gibi abi Wyvern'ın oldukları burada belli. Fark ettiyseniz iki tane ayak var ve kanat var. Yani ön ayak yok. O yüzden bunlar Wyvern ejder değil. Şimdi sana can basalım. Şimdi bu abi teknik olarak bu. Sesine aldanmayın. Sol tıkla ısırıyor.
Sonra C tuşuyla kanat şey yapıyor. Bu kanat şey ilginç bir şekilde taş ve odun toplayabiliyor abi. Ve bütün yaratıkları ileri doğru ittiriyor. Aynı zamanda küçük bir miktar stamina yiyor. Bu şekilde. Bunlar birazcık hızlı yürüyebiliyorlar abi normalden. Ve hasarları gerçekten çok yüksek abi yani. 26 levelde 102 falan vuruyor yani. Hiçbir şeye basmamış halde. 64 level birden. Bu levellerde bir şeyler var abi. Doğru olmayan bir şeyler var bu levellerde. Bu kadar çok level atlaması normal değil. İstemiyorum. 500 yapalım. Canı bir 10K yapacağım güvende olmak için. Sağ tıkla atış püskürtebiliyorsunuz abi. Yani şu an çok değişik bir açıda püskürttüm ama. Bu şekilde bir şey. Bu bildiğin ateş püskürtücü gibi. Ve aşırı fazla stamina yiyor yani. Aşırı aşırı fazla yiyor. Yani o yüzden çok fazla şey yapmayın stamina yüksek değilse. Dodo'ya geri gitsek aslında bir göstersek şeyi. Neyse abi bir enerji doldursun. Yani şu ekranda yanıp sönmesi sinirimi bozuyor ama yapabileceğim bir şey yok. Ve abi ekstradan şöyle bir şey var abi. Bunlar staminası aşırı yavaş doluyor. Yani nedenini bilmiyorum ama aşırı derecede yavaş doluyor staminaları. Yani normal bir uçan yaratık olsaydı şimdiye dolmuştu ama stamina debuffları var bunun. Aşırı aşırı yavaş doluyor staminaları, o yüzden dikkatli kullanın. Doldu abi. Uçabiliyoruz. Evet tabii ki. Yani uçmasak kötü olurdu. Dodomuz nerede? Neyse abi, bir şeyler buluruz abi. Klasik boşlukta uçuyorsunuz abi. Ama kalktığında şöyle gök gürüldeme sesi falan çıkıyor yani. Aşırı güzel bir ses. Şu alpakaya girebilirim mesela. Alpaka diyorum. Ben niye bunlara alpaka diyorum ki? Neyse. Dur. Şu ters açıdan gelelim. Oyun kasıyor. Gerçekten büyük bir yaratık bu arada. Sürekli 30 vuruyor ve vurduğunuz süre boyunca 30-30 can götürüyor. Burn! Bu şekilde stamina'nızı da sıfırlıyor abi aynı zamanda. Ama her zaman yakın mesafe saldırısına güvenebilirsiniz. Yani bildiğin ejderha sürüyorsunuz abi. Kısacası. Zehir bu şekilde abi. Ya dediğim gibi görüntü olarak en güzeli bu abi. Şunu kafa görüntüsüne baksana yani. Bu da güzel ama ayrı bir güzel yani. Yani bir şuna bak. Bu şekilde birazcık sade duruyor. Bir de gelip buna bak yani. Dilinden tut şeye kadar aşırı güzel abi. Görüntü olarak çok güzel abi bunlar. 3 level atlamış. Kuyruğu da bu şekilde. Kuyrukları fark ediyor bu arada aynı. Bununki daha büyük. Bu da klasik aynı C ile falan. Yani bütün ejderhalarda aynı ateş şey var. Tek farkı yani ateş püskürtmeleri. Bu mesela zehir püskürtüyor. Ama bu zehri püskürtmüyor yani tekli olarak. Bunu bildiğin eğim alarak şey yapabiliyorsunuz abi. Yani mesela attım abi. O tarafa doğru gidiyor. Yani eğim alması zor biraz ama. Bayağı bir patlama alan hasarı falan veriyor. Heh bak. 204 vurdu. Ekstradan her saniye ekstra hasar vuruyor. Ve bunun normal hasar düşükmüş biraz açıkçası. Ama her zaman normal saldırısına güvenebilirsiniz. Bu da bu şekilde zehir püskürtüyor işte. Tamamdır abi. Ejderhanın görüntüsü de bu şekilde, ateş şeyin işte yıldırımın. Daha bir şey abi, bununki daha bir uzak, daha bir uzaylı tipi var. Bunlar mantıkları aynı klasik. Bu ama bu elektrik abi. Ve gerçekten çok uzak bir mesafeye püskürtebiliyor abi. Yani menzili gayet yüksek. Ve tek bir ışın iç şeklinde yapıyor. Ve dediğim gibi baygınlığı artırıyor. Yani bir şeyler bayıtmak için kullanabilirsiniz ama dediğim gibi.
aşırı fazla sistemine basmamız lazım. Yani bunlar 2K, 3K sistemine yapanlar var yani. 5K sistemine. Ve o bile hızlı bitiyor yani. Stamina aşırı zor abi bunlarda. Çünkü aşırı yavaş doluyor abi stamina. Normal değil yani. Ve sürekli 26 diye hasar vuruyor abi ekstradan. Neyse çok fazla şey yapmayacağım. Bunu da koyalım buraya. Ve ekstradan koşarken ağaçları yok edebiliyorlar bunlar. Büyük yaratıklar yani. Bir zahmet yok etsinler. Max'lerden şu özelliği var abi. Göstermeyi unuttum. Uçarken C'ye basarsanız abi bir şeyleri alabiliyorlar yani. Bir şeyleri tutma özelliği de var. Bir şeyleri taşıyabiliyorlar. Ama Argentavis'i aynı mantık diye hatırlıyorum. Daha büyük şeyleri taşıyamıyorlar Argentavis'ten. Şimdi genel olarak şu şekilde bakarsak bu şekildeler abi. Yani hangisi daha havalı derseniz yani ortadaki belli zaten. Ejralar bu şekilde abi. Aynen abi, bu şekildeler. Bölüm gerçekten uzun oldu diye hatırlıyorum. 30 dakika falan oldu büyük ihtimalle. Gitmeden önce abi son bir şey daha evcilleştirmeye şey yapacağım abi. Tawny Dragon. Bu arada tabii ki ateş ezlerimizle gideceğiz yani. Zehri seviyorum da abi. Ya, ateşin ayrı bir modu var yani diyebiliyor muyum? Yani ateş yani klasik. Şimdi abi Tawny Dragon'lar şunlar. Şu şekilde bir şeyler yani. Adları Dragon ama yani şey gibi abi yani Komodo ejderi var ya mesela. Komodo ejderini de ejderha diyorlar ama yani bunun gibi bir ejderha görünüşü yok ama ejderha diyorlar. Yani o mantıkta bir şey. Komodo ejderi gibisinden bir şey. Ve Tawny yani klasik dikenli. Şimdi yüksek level olan var mı? 4. Diğeri kaç level bilmiyorum. Nereye gitti? Diğeri 33. Güzel. Şimdi bunların şeylerini halledeceğim ilk başta. Sniper'ı çok seviyorum. Okey abi şimdi. Buna direkt normal klasik bayıltabiliyorsunuz abi. Saldırı olarak normal basit atakları var. Ama ekstradan bir özellikleri daha var abi. Bunlar diken fırlatabiliyor size. Gerçekten uzağa giden yüksek menzilli bir şey abi. Bir gelirse. Mesela diken fırlattı abi. Bu diken size baygınlık veriyor yani. Az miktarda veriyor ama çok fazla yaparlarsa bayılabilirsiniz yani. Aynen bak. Mesela torpor verdi bize. Ne kadar verdi? Hiç vermedi mesela. Çünkü bir tane diken falan vurdu. Nereye gittin sanırım? Ve bu klasik abi Etobur. Buna klasik et koyuyorsunuz abi. Bu arada ben bunu eğerini göstereyim size. Ya bu arada ejderhaları eğersi binebiliyorsunuz. Onu da demeyi unuttum. Tawny Dragon eğeri. Kil gerekiyor bunun için. Fiber, deri, metal ve wood gerekiyor ve simit de yapılabiliyor abi. Eğer bu şekilde abi ve eğer DLC'niz de varsa envanterinizde her seferinde doğduğunuzda bu eğerin Vagabond skin'i açılacak. Şimdi bunu evcilleşmesini bekleyelim. Okey abi. Tawny Dragon'umuz hazır. Şimdi eğerini takalım. Hemen de diken atıyor ha. Tawny Dragon bu şekilde abi. Yani gözleri falan çok sevimli baya. Eğer de bu şekilde değişik bir şey abi. Bu şekilde olmasının sebebi de abi bu üstündeki dikenler gördüğünüz gibi aşırı sivri dikenler var. Şu an dibine giriyorum bir şey olmuyor çünkü bu ark aşırı sivri dikenler var o yüzden üstüne oturamazsın yani teknik olarak. O yüzden bu şekilde bir şey yapmışlar. Bu şekilde abi. Yürüme hızı idare eder.
Kaçıyor. Bazı yaratıklar kaçabiliyor bu arada. Ya bu diğer yaratıklar, yani kendinden büyük olanlara girmiyorlar. Ve odun toplayabiliyor abi bu. C'ye basınca bir şey yok. Ama en iyi özelliği sağ tık abi. Bildiğin bayıltıcı şey atıyor abi, fırlatıyor. Ve stamina'yı çok fazla yemiyor abi. Ve bunlar bildiğin shotgun mesela, shotgun şey var. Mantığı var. Yani tutturması zor. Yakındayken daha iyi tuttursun mantığı. Nasıl tutmadı o ya? Neyse dur abi. Stamina dolsun birazcık. Ve bunun melee damage'ini yükseltince şey de artıyor diye hatırlıyorum. Ya buna stamina basabilirsiniz abi. Çünkü dikenleri stamina kullanarak fırlatıyor. Çok fazla basmanıza gerek yok tabi. Yani bunu odun şey yaparak bir de bayıltma olarak kullanabilirsiniz ama yani bayağı bir uğraşmanız gerekiyor bir şey bayıltmanız için. Ve klasik Scorched Earth mantığı abi, bunun da stamina'sı yavaş da oluyor. Scorched Earth'te niye bilmiyorum ama yavaş da oluyor. Mesela bir hasar verdi abi. Mesela bunu öldürdük abi. Bakalım torporuna. 84 torpor verdik abi. Yani 5 tane attık, her birinde 5 tane tuttu desek 84 torpor verdi. Onun matematiğini yaparsınız abi yani. Yani değmez yani. Gidip bayıltıcı ok yapsan daha çok torpor verir yani. Yani kullanabilirsiniz yine de. Bunu şeyle temleyebiliyorsunuz abi. Çürük etle. Buraya gel. Heh, yaptım. Bu şekilde abi. Omuza binebiliyor dediğimiz gibi, klasik omuz şeyi. Ya klasik omuz peti tipinden bir şey abi. Her DLC'de bir omuz peti ekliyorlar niyeyse bilmiyorum. Bu şekilde bir yaratık. Ne işe yarıyordu hiç fikrim yok. Abi Vulture'un genel mantığı klasik omuz petleriyle aynı mantık. Yakınınızda olan şey yaratıkları agresifteyse falan saldırıyor. Yani yakınınıza gelen şeyle otomatik bir damage ekstradan vuruyor yani. Omuzunuza tarıt gibi düşünün yani, o şekilde vuruyor. Ekstradan siz hasar alırsanız daha çok vurmaya başlıyor yani, direkt otomatik vurmaya başlıyor. Ve ekstradan abi Vulture'a özel sanırım sadece. Eğer bir cesedin yanında durursanız abi şöyle yakınında, otomatikman onun etini harvest etmeye başlıyor, hasat etmeye. Yani kazma balta kullanmadan direkt eti alabilirsiniz abi. Bir dediğim gibi bodyguard abi. Ekstradan bunları ordu şeklinde gönderebilirsiniz yani, 10 tane falan yollayıp. O da bayağı tehlikeliler ya, çünkü hasarları yüksek yani. Evet, bu bölümde sonuna geldik. Daha çok Ark gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.